Diğer taraftan Neslihan Tay kardeşimiz 21 yaşında 3 kere kansere karşı mücadele etti. 3 kere. 4.sünde yenik düştü, ayağını kaybetti. Bütün Türkiye onun mücadelesine saygı duydu. Kanserle ilgili olarak yapılan bir çalışma yok Türkiye'de. Çalışma yapanlar yargılanıyorlar, araştırıyorlar. Tetrakya ile Antalya ile ilgili araştırmaya katılan gıda mühendisi dostumuz Bülent Şık Perşembe günü yargılanacak. Neymiş? Kanserle ilgili olarak Trakya'daki berbat durumu açıkladığı için. Sanki bu devlet sırrı. Diğer taraftan bu akademisyen yargılanırken diğer taraftan Üsküdar Üniversitesi rektörü Neslihan Tay için kimsenin aklını almayacağı sözler ifade ediyor. Bir üniversitenin rektörü.